Lübnan'da şöyle bir denge var. Yani bağımsızlıktan bu yana, 46'dan bu yana. Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan olmak zorunda. Hı hı. Başbakan Sünni, Müslüman olmak zorunda. Meclis Başkanı Müslüman Şii olmak zorunda. Savunma Bakanı Hristiyan olmak zorunda. Onların yardımcısı, işte atıyorum Savunma Bakanı yardımcısı Dürzi olmak zorunda. Öbürünün bilmem Katolik olmak zorunda, öbürünün Ermeni olmak zorunda, öbürünün Alevi olmak filan gibi böyle paylaşılmış hepsi. Yani eğer Sünniler, Şiiler ve Maruni Hristiyanlar anlaşmazsa, anlaşması lazım, ne seçim yapılır, ne cumhurbaşkanı seçilir, ne hükümet oluşturulur. Tıkanıyor sistem. Zaten tıkalı. Hükümet yok zaten. Kaç senedir yok. Başkan da bitti, süresi bitti. Yeni evet. Başkan seçilmek evet. için. Seçilemiyor. Yok çünkü. Seçim, yani bu üç grubu anlaştırabilmek için, bir, Şiilerin arkasında İran var. İran ve Suriye. Evet. Sünnilerin arkasında Suudi Arabistan var. Hristiyanların arkasında Fransa var ve Batı. Şimdi başta biraz konuştuk. Bunlar nasıl bir araya gelecek? İşte Suudi Arabistan'ın İran'la barışması, dedik ya demin. Evet. Çok önemli. Bunun ilk yansımasını Lübnan'da yaşayacağız. Yani yakın dönemde bir Lübnan'da cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu önemli bir olay. Lübnan'da seçilmesi, cumhurbaşkanının seçilmesi hükümetin kurulması demektir. Evet. Hükümet, çünkü bir daha söylüyorum, Sünni olmak zorunda hükümet, başbakan yani. Şimdi bu dengeler sağlanmadığı sürece Lübnan hiçbir şey olmaz. Elektrik yok, su yok, iş yok, turizm yok, hiçbir şey yok. Hepsi kaçıyor. Aydınların %70'i kaçtı Lübnan'da. Şu anda Türkiye'de var ya, benim yani yakın tanıdığım arkadaşlar en azından 30-40 tane var. Her şeyini satmışlar, burada gelmiş kirada oturuyor. Kirada oturuyor, evet, en azından evet. huzurlu bir evet, yerde oturmaya evet. çok çalışıyor. Var ya, çok. Çünkü evet. vize yok ya burada. Yani Avrupa'ya gidemeyenler için söylüyorum. Tabii tabii. Yoksa evet. onlar hepsi entelektüel, 3 tane dil biliyor, hepsi Fransızca, İngilizce, hepsi bilir yani. Gönül ister ki başka yerlere gitsin aynen, ama aynen, aynen. olmuyor. Yani akrobası Fransa'da olanlar gidiyor, Kanada'da gidiyor, olanlar tabii. gidiyor, Avustralya'da tabii. olanlar gidiyor, gidenler gitti biliyorum. Hmm. Durumu çok fazla şey olmayanlar, Türkiye'ye yakın olduğu için bir saatte gelip evet. gidiyorsun uçakla. Evet. Vize de yok, istediğin kadar kalabiliyorsun. Dolayısıyla perişan, yani Amerikan ambargosundan, Amerikan yaptırımlarından dolayı, Batı'nın yaptırımlarından dolayı, bir daha söylüyorum, mazot yok, benzin yok, para yok, elektrik yok, su yok. Suriye'de de aynı şekilde. Benzin yok, şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sefaletin yaşamak, yaşamak mümkün değil. Mümkün değil, mümkün ilaç değil yok. Yaşamak. Evet. Yani düşünün, üniversitede, Halep'te işte bizim yeğenler, meyenler 7-8 kilometre yürüyerek o üniversiteye gidiyor. Çünkü şey yok, otobüs yok, mazot yok. İlaç yok derken bizde de yakında ilaç olmamaya başlayacak. İşte geçenlerde dolayı bulunamıyor artık. Yazıldı, çizildi ya burada da biliyorsun. Evet, evet. Bu Suriyeli eczacılar meselesi. Buradan evet. SGK'dan alıyor ilaçları Suriyeli vatandaş. Ondan sonra gidiyor dışarıda satıyor. O topluyorlar bu ilaçları, götürüp Suriye'ye kaçak sokuyorlar. İnanılmaz. Yani Türkiye'den bedava aldıkları, tabii. mültecilerin tabii orada satıyor. Bedava aldıkları götürüp, işte burada şebekeler var. Götürüyorsun kolilerle. Atıyorum, bedava olduğu için orada işte 2 dolara, 3 dolara, 5 dolara. Çünkü ilaç yok, orada önemli değil. Yani bu iyi bir şey. Bir tarafı iyi. Çünkü ilaç götürüyorsun, insanlar yani hasta. En azından bir hizmet vermiş oluyorsun. Öbür tarafı beni ilgilendirmiyor. Yani hani mülteci SGK'dan bedavadan alıyor da götürüyor. O ayrı konuşulması gereken bir konu. Çünkü onlar Türk vatandaşı yapılmış. Evet. evet. Yani hem evet. eczacı, Suriyeli eczacı aynı zamanda. Hem de işte o gelen ilacı bedava olan SGK'dan alan, o da bir vatandaş olmuş. TC vatandaşı olduğu için aynen senin benim gibi gidiyor. Bir şekilde doktor, temin ediyor. Doktor da Suriyeli. Onlar da vatandaş olmuş ama Suriyeli. Diyorum ya, yakında biz azınlık kalacağız. Aynen. O ona işte yol gösteriyor. Ona yardımcı oluyor. Maşallah. Onlar bir şekilde sistemlerini kurmuşlar. Ama dünya her tarafı böyle. Böyle evet. durumlarda herkes sistemini kurar. Kendi eşini, dostunu, kullar. İşte niye hepsi aynı Fatih'te yaşıyor? Çünkü çıkıyor sokakta hepsi hala Suriyeli, herkes birbirini Arapça tanıdı konuşuyor. Tabii. Yemek, damak tatları aynı. Aynı. Sattıkları şey aynı. Konuştukları, zevk aldıkları, işte eğlendikleri, yani. Esprileri. Bir Suriyeli'nin yaptığı espriliye sen gülmeyebilirsin. Ama ben tabii. gülürüm çünkü onları biliyorum. Biliyorsun. Gibi. Tabii. Ya da bir hani Cezayirli'nin esprisinde Suriyeli gülmez. Evet. Gibi. Evet. Yani bunlar evet. önemli küçük küçük detaylar ama. Evet, yordum bugün sizi. Ceyda da yoktu. Ceyda uyanık zaten, kaçtı zaten. Kulakları çınlasın. Ceyda'ya da buradan selamlarımızı söyleyelim. Biz de süremizin sonuna geldik. Çok güzeldi. Yine aydınlattınız bizi. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Evet, sizlere de çok çok teşekkür ederim.